kardeşlerim, meyve risalesi çok ehemmiyetli ve çok kıymetlidir. Ümid ederim bir zaman büyük fütuhat yapacak. Sizler tam kıymetini anlamışsınız ki bu dershaneyi derssiz bırakmadınız. Ben kendi hesabıma derim, bu kadar zahmet ve masrafımızın meyvesi yalnız bu risale ve müdafaa risalesi ve sizlerle beraber bir yerde bulunmak dahi olsa o masraf, o zahmeti hiç indirir ve bu musibetin 10 mislini de çeksem yine ucuz düşer. Yani burada yakın tarihimizin hakikatleri var ki, bu Risale-i Nurlar nasıl yazıldı, nerelerde yazıldı, işte Denizli mahkemesinden sonra mahkumiyetleri Denizli'de Hazreti Üstad ve talebeleriyle beraber orada yazılmış meyve risalesi dediğim şualarda mevcut, şeyde var, Asay-ı Musa'da vesaire. Orada Denizli hapishanesinde Hazreti Üstad'ı zehirlediler. Ölümcül olarak, yani kuvvetle muhtemel ölür diye. Diğerler, Koğuş'ta Hafız Ali ağabey var, diğer ağabeyler, talebeler var, kalabalık. Dedi ki Hafız Ali ağabey, ben bir dua edeceğim, siz amin deyin. Ellerini açtı, dedi ki ya Rabbi, bu hastalık üstadımızın vefatına vesile olacaksa benim ömrümü ona ver, ben onun yerine öleyim. Onlar da amin dediler. Hastalandı. Hemen burada bir iki gün içinde veya birkaç saat içinde hastaneye kaldırdılar, vefat etti. Üstad diyor ki benim yerimde ve benim namıma vefat eder. İşte bu gene aynı bir iman hakikatini, hakikatlerini orada dersini veriyor. Ve Hafız Ali ağabey Denizli şeyinde, kabristanında orayı da nurlanmaya vesile olmuş. Üstad 11. mesele var o şeyde, bu demin şeyde meyve risalesinde bir medrese talebesini misal veriyor. Medresede sarf nahvi ilmini okurken vefat etmiş çocuk. Kabirde melaike-i sualuna men rabbike demişler. Senin Rabbin kim? Sual geliyor. Demiş ki ben müptedadır. Rabbike onun haberidir. Bu kolay bir şeydir. Bana daha zoruna sorunuz. Bu onu müşahede eden bir evliyadan, kendisi tabi üstadın, diyor aynen onun gibi Hafız Ali ağabey de deniz hapsinde mahkemesinde işte bu meyve risalelerini yazarken, okurken vefat etmiş. Kabirde melaike-i suale o meyve hakikatleriyle cevap verdiği müsullü. Biz de diyor şimdi hayalen istikbalde gerçek olarak nur talebeleri imanla kabre gireceklerine, melaike-i suale yani münker nekürün suallerine bu Risale-i Nur'daki iman hakikatleriyle cevap vereceğinin müjdesini Allah'ın lütfü keremiyle de haber veriyor orada. Onun için diyor ki benim nazarımda çok mühimdir. En zor, en derin imani meseleler hapishanelerde yazdırıldı. Mesela 2. şua, 30. şua Eskişehir hapishanesinde yazıldı. Öyle Denizli hapishanesinde işte bu risaleler yazılmış. Bu da onlardan bir parça, onu söylüyor, haber veriyor. Tabi bunları okuyan böyle müdakik nur talebeleri bu hizmetin nasıl başlayıp nasıl devam ettiğini, nasıl geliştiğini, hapishanelere Medrese-i Yusufiye namın ne zaman üstad tarafından verildiğini, Medrese-i Nuriye, Yusufiye, Yusuf Aleyhisselam peygamberdi. Bir iftira üzerine işte o Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinde Allah onu haber veriyor, sonra alimler yazmışlar. Ahsen kısas olan diyor. Yani insan hayatının, peygamberlerin mukaddes hayatlarının en güzellerinden biri Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı ki Kur'an'da Yusuf Suresi diye isimlendirilmiş. Onu anlatıyor Allah. Hapse girdi. Bir rivayet 7 sene, bir rivayet 12 sene hapiste kaldı. Şimdi bir peygamber hapse giriyor. Dünyayı, hayatı anlamak lazım tabii ya. Diğer bir peygamber balığın karnına giriyor Yusuf Aleyhisselam. Yunus Aleyhisselam. Eyüp Aleyhisselam yıllarca ağır hastalıklarla yatıyor. Dünya bir imtihan. En ağır musibetler peygamberlere geliyor. Sonra derecelerine göre. Evet devam edelim.
kısaca uzatmaya da. Çok tecrübelerle ve bilhassa bu sıkı ve sıkıntılı hapiste kat'i kanaatım gelmiş ki, Risale-i Nur ile kıraaten veya kitabeten iştigal sıkıntıyı çok hafifleştirir, ferah verir. Tabii. Sıkıntı mı var? İşte alışabilsek, kendimizi, nefsimizi hükmetsek, alıp açıp Risale-i Nur'dan bir yer okumak, işte burada buyurduğu gibi. Yani maddi hastalığa ilaç neyse şifayı Allah verir. Manevi, ruhani hastalıklara da, kalbi hastalıklara da Risale-i Nur o hasiyeti, o tesiri var. Çünkü Allah'ı sana üretiyor. Dünyanın bir imtihan olduğunu anlıyorsun. Kadere imanın var. O zaman büyük bir teselli bulursun. Allah'a istinad etmiş oluyorsun. Ona tevekkül ediyorsun. Sebeplere, insanlara değil. Kalben, ruhen, niyeten Allah'ı hatırlayıp ondan o musibetin defi için Ya Rabbi ona yalvarıyorsun. Yatarken, yatmadan evvel, bilhassa gençler mesela bunlar yapıyorlar buralarda artık, bu dershaneler başta. 10 dakika olsun, 15 dakika Risale-i Nur'u okuyup böyle yatmak lazım. Uykumuz bile bir nevi ibadet olur, güzelleşir, ruhanileşir yani. Yani insan elinden gelse her anını Allah'a mal edebilir, her anını. Arz ettiğimiz gibi bunlar yaşanacak olan güzelliklerdir yani, kim de varsa, kim yaşıyorsa o bilir. Evet. Meşgul olmadığım zaman o musibet tezahüf edip lüzumsuz şeylerle beni müteessir eder. Daha çok çoğaltır yani. Şeyle meşgul olmadı mı nefis şeytan devreye girer, vesvese verir, başka şeyler getirir. Çok acip bir imtihan açmış Cenab-ı Allah insanoğluna, kullarına. Çok muhteşem, çok güzel, çok eşsiz. Allah'ın açtığı imtihanı yaşıyoruz ya. Allah bizi imtihan ediyor, kullarını. Kendi yapmış bize. Kendi donatmış, aklı vermiş, duyguları vermiş. Ruhlar aleminden dünyaya göndermiş. Ana rahmi yoluyla gelmişiz buraya. Sonra kabir yoluyla haşirden ebedi abada gitmek üzere. İnsan bir yolcu diyor, ne muhteşem bir ifade. Halbuki bunlar bilmeyince insan sanki o dünyada evler, arsalar, apartmanlar. Hayrola kardeş, maşallah sen herhalde, sana ölüm yok. Öyle ya, bu kadar yatırım dünya için başka ne için olur ya. Allah Allah. Demirci hocam anladırdı, Allah rahmet eylesin. Çok dinleyenler olmuştur. Bir Sivas valisi varmış meşhur yani. Böyle kırlarda etrafta giderken bakmış ki bir adam bir köylü tarlada çalışıyor. Başında bir yayık, başını sallıyor, elinde teşi yün eğiliyor. Tarlada da o kenarda çamur yapmış, ayaklarıyla da çamuru çırnıyor. Çok merak etmiş, gelmiş demiş ya, o nedir o başında, demiş ki Paşa Hazretleri, fani dünya işte, bununla yayık, yoğurt koydum, yayık yapacağım, yağ alıp satıp, fani dünya. Fani dünya, elindekini ondan da işte ipeğiri, çorap dokuyacağım, fak satacağız, fani dünya demiş, ne yapalım. Peki ayağındaki çamur, onların da kerpiç yapıp satacağım, fani dünya. Ulan herif demiş, fani dünya buysa bahçe dünya nasıl olacak bu ya? Fani dünyaymış, adamın dediğine bakın. Her günümüz böyle geçer, nice gafletler. İnsanlar tabii bilmiyor, fani dünyaya çöldeki hayal gibi düşüncelerimizi, dünyamızı kuşatır. Hidayet erişmezse, işte hayatımız hep sıkıntılı geçer. Hep sıkıntı, hiç yakamızı bırakmaz. Ne para sana mutluluk verebilir, ne insanların akışları, ne makamlar. Tek mutluluk, elâ bi zikrillâh iltetmânû kulûb. Allah bunu diyor. Kalpleriniz ancak Allah'ı anarak, onu zikrederek, onu düşünerek, onu tanıyarak mutmain olur. Huzur bulur, Allah size huzur verir, Allah verir yani. Kalpler o zikirden, o düşünceden mahrum kalınca karanlıkta kalır. O zaman da Allah peşin ceza verir ya. Dünyada hem peşin mükafat var, hem de peşin ceza var. Sadece ahirete münhasır değil, dünyada mutlu olmak istiyor musun? O zaman bu dersleri dinle. Bedbaht olmak istiyor musun? O zaman bu dersleri dinleme. Sen bilirsin, irade senin. Evet. Bazı esbaba binaen, ben en ziyade hüsrevi ve hafızalı rahmetullahi aleyh, Tahiri'yi sıkıntıda tahmin ettiğim halde... Onlar ne zatlar üstadın yanında. Aman Allah'ım, ellerinde kalem, gece gündüz Risale-i Nur yazıyorlar.
matbaa yok. Devlet üstadı düşman ilanı. Devlet, devlet. Polisi, jandarması, öğretmeni tek bir adama hedef seçmiş. Bediüzzaman Hazretleri. Van'dan almış, Barla'ya nefyetmişler. Burada var mı? Yok şey değil mi? Barla. Ben ilk gittiğim zaman dedim ki bu herhalde dünyanın sonu. Buradan öteye adım atsak yere düşeriz boşluğa. Öyle bir yer. Ücra bir köşe. İsparta'nın bir nahiyesi. Koşuşmaz, kervan geçmez. He, eskiden öyleydi. Şimdi yolum oğlu var vesaire. İşte oraya nefyettiler 8 sene. Mühim risaleler orada yazıldı. İşte o adını andığı zatlar her biri bir matbaa gibi gece gündüz. Yüzlerce Risale-i Nur'u Osmanlıca İslam harfleriyle yazdılar. Nur postacıları vardı. Son derece gizli. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde nerede Risale-i Nur'u okuyamaz, Erzurum'da mı? Oraya gelir, gizlice onu bulur. O gün yazılan Risale'yi verirdiler. İşte Barla layıkasını demin aşağıda baktım, bir kardeş okuyor. Barla layıkasını okuyanlar bilir bu sırları. Nasıl yazılmış bunlar? Hususen Hulusi abinin üstada mektuplarını. Bunlar, bu nasıl bir eser? Dilim varmıyor, haddim değil ama neyse boşver demeyeyim, sonra Allah korusun insanlar suizan eder. Evet, kıyamet kopardı, kıyamet. Tevhid bayrağı düşmüştü. Ya. Dünya yeniden kuruldu, Risale-i Nur'la. Şimdi İslam var, Müslüman var, ezanlar, ooo. Bunu anlamak için bunları okumak lazım ki buraya gelene kadar neler vardı, evet. Tahiri sıkıntıda tahmin ettiğim halde en ziyade temkin ve teslim ve rahat kalp onlarda ve beraberlerinde bulunanlarda görüyordum. Acaba neden der idim? Şimdi anladım ki onlar hakiki vazifelerini yapıyorlar. Malayani şeylerle iştigal etmediklerinden... Onlar hep mutlu hapishanede. Yani kardeş biz de hapishaneye girdik, Allah nasip etti, işte irademiz dışında her ne olursa olsun yani çokları. Bildiğim için, yaşadığım için. O mahkumlar nur talebelerini bir müjdeci, bir kurtuluş, bir melek gibi karşılıyorlardı. Görseniz yani onlar bu dersleri orada dinleyerek katiller, caniler, namazlık başlayanlar, istiğfar. Ya kaç tane şahitimiz var? Bir komiser aydın vardı, komiser. Bir kadını vurmuş, öldürmüş vesaire. Orada işte imanı tanıdı. Bir berber vardı, benim hatırladığım, orada imanı tanıdı. Hırsızlıktan giren vardı, orada imanı tanıdılar. Biz halindeler. Hele bu Denizli hapsinde bir şey vardı, o Afyon'da mıydı, burada mıydı? Hünkar Süleyman, burada. Müdür bakıyor ki ya bu Nurcular buraya geldikten sonra hapishanenin durumu değişti. Kavga gürültü çeksik olmazdı. Kavga gürültü yok, şamata yok. Başgardiyana soruyor ki ne oluyor içeride, bir şey mi var? Diyor ki efendim hep namaza başladılar. Hiçbir sıkıntımız yok. Hususen Hünkar Süleyman 3 kişiyi öldürmüş. Hapishanenin komutanı hükmünde. O reisler şimdi onların. Tesbihatla beraber namaz kılıyorlar. Bir sıkıntımız var, su yetmiyor artık. Çünkü hepsi abdest alıyor. Bunların kitapları, tarihleri yazılmış, yazılanlar da var. Bunları okuyanlar bu günleri ancak o zaman anlayabiliriz. Türkiye'de nasıl bir rejim vardı, nasıl dinsizlik rüzgarları estiriliyordu, neler yapıldı. Ne? Tek bir zat ve benden de Bediüzzaman. Hiç başka bir şey yok orta yerde, tek o. Onu değerler seçmişler, onu tanıyorlar, biliyorlar. Neyse, evet. Şimdi anladım ki onlar hakiki vazifelerini yapıyorlar. Malayani şeylerle iştigal etmediklerinden ve kaza ve kaderin vazifelerine karışmadıklarından. Oo, ne ve... büyük bir şey. Kaza kaderi bilen karışmaz. Kaza zaten kader demek. Kaderde olan her şey kaza olur. Yahut kaza olan her şey kaderde var. Evet. Ve enaniyetten gelen hotfuruşluk ve tenkit ve telaş etmediklerinden. Hapishane en sıkıntılı yerdir ama onlar böyle bir şey yok. Asla. Evet. Ve temkinleriyle ve metanet ve itminanı kalpleriyle Risale-i Nur şakirtlerinin yüzlerini ak ettiler. Zındıkaya karşı Risale-i Nur'un manevi kuvvetini gösterdiler.
Cenab-ı Hak onlardaki nihayet tevazu ve mahfiyette tam izzet ve kahramanlık seciyesini umum kardeşlerimize teşmil ettirsin. Amin. 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 Allah biz de onlardan bilirsin. Orayı da okudu. Bakalım. Kardeşlerim, gaflet ve dünya perestlikten çıkan dehşetli bir enaniyet bu zamanda ya, hükmediyor. Her cümlesi bir iksir. Evet, öyle diyor Peygamber Efendimiz ki beyanda sihir vardır. Sözde yani. İnsan üzerinde müthiş, müsbet veya menfi tesir. Yunus Emre Hazretleri onu diyor zaten. Söz ola diyor, kese savaşı, söz ola kestire başı. İnsan söz ile hareket eder. Çok mahir, cesur bir kumandan orduları harbe sevk eder, zaferler kazanır. İnsan manadır, mana ile kaimdir. Şimdi bunlar hepsinin fevkinde insan ruhunda derin izler bırakan, müsbet manada. Heyecan veren cümle, şuraya bak ne diyor. Gaflet ve dünya perestlikten çıkan dehşetli bir enaniyet bu zamanda hükmediyor. Hükmediyor yani, herkese. Gaflet ve dünya perestlik. Yani dünyayı arzu ediyor, o zaman makam, üstünlük, ırkçılık, bütün duygular bakın. O gaflet yani Allah'ı unutturuyor, ahiret yok. Yestayık buyurun hayatta, dünyanın ahireti hatta Müslümanlar, Allah buyuruyor, ahireti bildikleri halde ne alimleri dünyayı ahirete tercih ederler. Severek ve bilerek. Severek ve bilerek. Böyle bir asır bu asır. Müslüman, Allah bizi Müslüman yarattı mı? Allah Müslüman olarak yaşatsın, Müslüman olarak öldürsün. Yoksa Müslümanın kaybetmesi, diğerlerini kaybetmesine benzemez. Tam saadetin kapısına geldi ama döndü, zindana düştü. Allah muhafaza buyursun tabii ya. Evet. Onun için ehl-i hakikat, hatta meşru bir tarzda dahi olsa, enaniyetten, kotfuruşluktan vazgeçmeleri lazım olduğundan Risale-i Nur'un hakiki şakirtleri, buz parçası olan enaniyetlerini şahs-ı manevide ve havz-ı müşterekte erittiklerinden inşallah bu fırtınada sarsılmayacaklar. Türkiye'nin en karanlık dönemleri 40'lı yıllar, 30'lu, 20'li, 40'lı yıllar, 25 sene tam bir istibdad-ı mutlak, tam bir dinsizliğin hüküm sürdüğü bir memleketti. Bütün memleket bir hapishane. Kapalı hapishaneydi. Hiç kimse söz söyleyemez, konuşamaz. Düşüncesini bile ifade edemez öyle. Hele din namına, dinden ve şaireden. Evet. Evet, münafıkların ehemmiyetli ve tecrübeli bir planı, böyle her biri birer zabit, birer hakim hükmündeki eşhası, müşterek bir meselede böyle kaçınmak, ve birbirini tenkit etmek asabiyetini veren sıkıntılı yerlerde toplattırır. Tabii hapishanelerde münafıkları sokuyorlardı. Oradaki nur talebelerini o sıkıntıdan dolayı birbirlerine düşürsünler. Kavga gürültü etsinler. Halkın nazarında kıymetleri düşürsünler. Fakat hiçbir şey para etmiyordu. Dediği onlar malayaniyatla bile meşgul değillerdi. Kalplerinde iman nuru vardı. Evet. Toplattırır, boğuşturur, manevi kuvvetlerini dağıtırlar. Sonra kuvvetini kaybedenleri kolayca tokatlar vurur. Risale-i Nur şakirtleri hıllet ve uhuvvet ve fenafil ihvan mesleğinde gittiklerinden... Tabi bunlar yani birer istiler. Hıllet. Onu diyor, fenafillah, evet. Ve uhuvvet ve fenafil ihvan mesleğinde gittiklerinden... Kardeşler. Yani onun meziyetini kendinde gibi görmek, onunla iftihar etmek, onun üzüntüsünü kendi üzüntüsü kabul etmek, bunlar imanın kemaliyle olur, olgunluğuyla. O zaman insan küllileşir işte yani, o iman öyle bir manevi güç insanı kemale erdirir, o yüksek ahlakı verir. Onun için hıllet Allah için dostluk yani, Allah için, Allah'ı seven, Allah'ı dost eden. Ve münafıkana planı da akim bırakacaklar. İşte oralarda çok yerlerde yazılmış. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.